Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu evfu bin uqud. Sadakallahu l'azim. Yüce Mevlamız Maide Suresi 1. ayet-i kerimede ey iman edenler, akitlerinizi yerinize getirin, yerine getirin buyuruyor. Kardeşlerimiz, bu akşamki sohbetimiz anlaşma ve sözleşmelerimize riayet etmek imanın göstergesidir. Sohbet bu. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim gerek insanın kendisini yaratan Allah'a verdiği sözde durması, gerekse başka insanlarla yaptığı sözleşmeler ve anlaşmalara bağlı kalması hususu üzerinde önemli durmuş ve değişik vesilelerle yapılan anlaşma veya verilen sözlere vefa gösterilmesini bütün Müslümanlardan istemiştir. Okuduğum ayet-i kerimede yerine getirilmesi istenen akit, burada hem Kur'an'ın getirdiği iman esaslarını, Allah'ın emir ve yasaklarını, uygulanması gereken kuralları, hem de genel anlamıyla kişilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmeleri ve verdiği sözleri kapsamaktadır kardeşlerimiz. Hem Kur'an-ı Kerim'in genel anlamda kabul etmek, Kur'an-ı Kerim'in sözüne uymak, efendim emirlerine, yasaklarına uymak, hem de insanlar aramızdaki sözleşmelere, akitlere uymamız anlatılıyor kardeşlerimiz bu ayet-i kerimede. Cenab-ı Allah'ın ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin emri yaptığımız bütün anlaşma ve sözleşmelerin gereğini yerine getirme hususunda dikkatimizi çekiyor. Özellikle şunu iyi bilmeliyiz ki iman kul ile yüce Allah arasında yapılmış çok önemli bir akittir, sözleşmedir. Hepimiz kalbimizde taşıdığımız imanımızın bir gereği olarak kulluk görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Bizler inanç ve ibadet boyutuyla kulluk görevlerimizi ne kadar mükemmel bir şekilde yerine getirirsek, Allah katındaki değerimiz de aynı şekilde o kadar artacaktır. Mükafat ve sevaplar inşallah bizlere nail olacaktır. Ne kadar ki imanımızı koruyabilirsek, yerine getirebilirsek sözlerimizi. Kıymetli kardeşlerim, bunun dışında gündelik hayatımızda pek çok anlaşma ve sözleşmeler yaparız. Hangi türden olursa olsun, Allah'ın emirlerine ters düşmediği sürece yaptığımız bütün bu anlaşmalara vefa göstermemiz gerekiyor. Zira toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi yapılan anlaşmalara ve sözleşmelere uymakla mümkündür kardeşlerimiz. Bunlar olmaksızın sosyal ve ticari hayatın hedeflendiği şekilde gelişmesi ve devam etmesi mümkün değildir kardeşlerimiz. Sözümüzde durmamak, yaptığımız anlaşmaya riayet etmemek, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde güven kaybına neden oluyor kardeşlerimiz. Güven kaybı ise bireysel ve toplumsal huzursuzlukların en önemli sebebidir. Bugün toplumumuzda yaşayan insanların şikayetlerinin önemli bir bölümü verilen sözlerin yerinde durulmaması hakkında, yapılan anlaşmalara uyulmaması hakkında, sözleşmelerin gereğini yerine getirilmemesi hakkındadır. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberimiz, daha peygamberlik öncesi dönemde yakın çevresi tarafından güvenilir ve sözünde durur bir kişi olmasıyla tanınmıştır. Ve peygamberliği süresince karşılaştığı bütün zorluklara rağmen yapılan anlaşma ve sözleşmelere uyma konusunda en güzel örnekleri ortaya koymuştur kardeşlerimiz. İslamiyet'in amansız düşmanları olan Mekke putperestleriyle ilişkilerinde bile verilen sözünde durma ve ahde vefa konusunda titiz davranmış, bu konuda çevresindeki müminlere iyi bir örnek olmak için büyük bir çaba içerisinde olmuştur ve çaba sarf etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru insandı, güvenilir insandı. Muhammed'in emindi kardeşlerimiz. Muhammed'in emin.
Evet. Yani emin Muhammed. Emin insan. Güvenilir insan. Yapılan anlaşmayı bozmanın ve verilen sözden caymanın Müslümana yakışmayacağını gösteren bir olay Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı sırada yaşanmıştır. Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarından biri Mekke'den Medine'ye iltica eden kişilerin iade edileceği şeklindeydi. Anlaşmanın henüz imzalandığı anlarda Kureyş temsilcisi Seyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayaklarındaki zincirleri sürüyerek yavaş yavaş Peygamber Efendimiz'in yanına geldi. Ebu Cendel radıyallahu anh Müslüman olduğu için müşriklerden çok işkence görmüştü. Bir fırsatını bularak ellerinden kaçmış ve kendini Müslümanların arasına atmıştı. Süheyl anlaşma gereğince ilk iade edilecek kimsenin oğlu olduğunu söyledi ve elindeki sopayla Ebu Cendel'in yüzüne vurdu. Olan biteni hüzünle takip eden rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'in anlaşma dışı bırakılmasını, onu kendisine bağışlamasını Süheyl'den rica etti. Ancak taş yürekli müşrik baba buna yanaşmıyordu. Ebu Cendel radıyallahu anh da müşriklere teslim edilirken feryatlarla Müslümanlara yalvarıyor ve yardım istiyordu. Müslümanlar onun bu haline dayanamayıp ağlamaya başladılar. Allah Resulü Ebu Cendel'i teselli ederek dedi ki, ey Ebu Cendel, biraz daha sabret. Biraz daha sabret, katlan. Allah Teala'dan bunun mükafatını dile. Hiç şüphesiz Yüce Allah sen ve yanında bulunan zayıf kimsesiz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır inşallah. Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda genişlik ve kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Onlar da bize Allah'ın ahdiyle söz verdiler. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. Zira verdiğimiz sözde durmamak bize yakışmaz dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani o Müslümana ağlaya ağlaya giden o Müslümana dedi ki biz söz verdik. Az daha sabret. Az daha bunun karşını göreceksin. Az daha sabret. Biz Müslüman olarak sözümüzden çayamayız dedi ya. Müslümanlar bu kadar böyle sağlam insanlar olmalı. Emin insanlar olmalı. Sözlerinde emin insanlar olmalı Müslümanlar. Müslüman öyle olmalı. Kıvırtmamalı. Sabah söylediği ile akşam söylediği bir tutmayan Müslüman. Müslüman yani buna Müslüman demeye de biraz şahit lazım. Çünkü onlara münafık oluyor. Allah korusun. Münafıklık şeyine giriyorlar yani. Kıymetli kardeşler. Onun için Müslüman sözünde durmalı. Küçücük çocuğa bile söz verdiğiniz zaman sözünüzü yapın kardeşlerimiz. Küçük çocuğu 5 yaşında kandırıyorsunuz. Kandırmayın çocuğu. Doğru söyleyin. Oğlum sana çikolata alacağım. Al çikolatayı. Almazsan çocuk seni ömür boyu bak beni kandırdı bilecek. Beni kandırdı. Kıymetli kardeşlerim, Hayber Savaşı sırasında Yaser adlı çobanın başından geçen şu olay da konumuzla ilgili önemli bir örnektir. Nakledildiğine göre Yahudi ileri gelenlerinden birinin koyunlarını güderek geçimini sağlayan Yaser, Hayber gazifesinin ceyran ettiği günlerde kale içinde adı sıkça geçen Allah Resulü ile görüşebilmeyi çok arzulamış ve bir sabah kaleden çıkıp koyunlarını güderken onunla karşılaşmıştı. Efendimizle kısa bir sohbetten sonra Yaser İslam'ı kabul etti. Allah Resulü onun ismini Eslem yaptı. Daha sonra çoban elindeki koyunları ne yapması gerektiğini Peygamber Efendimiz'e sordu. O da dedi ki onları geri çevir ve kovala. Şüphen olmasın ki hepsi de sahiplerine döneceklerdir buyurdu. Eslem bir avuç çakıl alarak koyunlara doğru attı ve sahibinize dönün. Vallahi bundan sonra ebediyen sizinle beraber olmayacağım dedi. Koyunlar toplu olarak gittiler. Sanki onları sevk eden birisi varmış gibi kaleye girdiler. Çoban da Müslümanlarla birlikte savaşmak için kaleye doğru ilerledi kardeşlerimiz. Evet. Burada Nebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunlara ganimet olarak el koymak yerine sürüyü geri göndererek
çobanın sahibine verdiği sözü tutmasına imkan sağlamış oldu. Yani çoban Müslüman oldu, onlara katıldı. Kusürü ne olacak? Sahibine söz vermiş çoban. Ha işte o zaman Peygamberimiz ona onu koyunlar geri gidince bu sefer çobanın da sözü yerine gelmiş oldu kardeşlerimiz. Hadisenin savaşın uzadığı ve Müslümanlar arasında erzak sıkıntısının baş gösterdiği bir zamana tesadüf etmesi, Efendimizin sergilediği bu güzel davranışı yapılan anlaşmalara bağlı kalmanın önemini daha çok, daha açık bir şekilde bizlere ortaya koymaktadır, anlatmaktadır kardeşlerimiz. İman ile güvenilirlik arasında önemli bir bağ vardır. Mümin elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kişi demektir. Bizler de herkese güven vermeliyiz kardeşlerimiz. Müslümanlar güven vermelidirler. Mümin kadınlar güvenli insanlar olmalıdırlar. Hep inşallah güvenli birer mümin, güvenli birer insan olarak hayatımızı devam ettirelim. Hem Allah katında güvenilir insan olalım, Allah'a verdiğimiz ahdi yerimize getirelim. Hem de Müslüman kardeşlerimizle geçinirken emin kişi olalım, güvenli kişi olalım. Yarın ahirete göçerken de bize musallada bu kişi iyi insandı, bu güzel sözünde duruyordu, güzel komşuydu, iyi komşuydu, güvenilir insandı denilsin efendim. Yoksa işimiz iyi değil cemaatimiz. Allah cümlemizden razı olsun inşallah, cümlenizden bizi dinlediğiniz için. İnşallah bir dahaki cuma gecesi başka bir konuyla inşallah sohbetimizi daha